Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşımız beni YouTube'dan bulmuş, Ankara'dan gelmiş. Evet, market boyasının marifetini göstereceğim size. Market boyaları böyle, siz masum sürseniz de, kumral falan sürseniz de böyle zamanla simsiyah oluyor. Şöyle göstereyim. Ama acele ediyor. Dedim acele ederseniz olmaz istediğimiz gibi. Şimdi güzelce bana boyayla olmaz mı dedi. Boya boyayı açamaz. Bunu da öğreniyorsunuz bu arada. Boya boyayı bir ton oynar, iki ton fazla oynamaz. Bu koyuluğu hayatta oynamaz. Şöyle saçımızda çok renklilik var. Bayağı bakırlık var. Turuncu ve bakır istemiyorum diyor. Bize gösterdiği fotoğrafların hepsi turuncu ve bakır. Ondan sonra şimdi dedim madem bana geldin bana bırakıyorsun dedim. Onu hiç dinlemiyorum. Şimdi saçlarımızın çok koyu gördüğüm yerlerine biraz rengini açacağım. Çok açmayacağım. Neden? Çünkü zaten istediğimiz renk çok açık bir renk değil. Böyle güzel bej, kahve, kumral falan böyle bir tonlar düşünüyoruz. O yüzden öncelikle şu zift gibi saça girmiş özellikle şu koyuları kusturuyoruz. Ondan sonra işlemimize devam ediyoruz. Şimdi açıcımı hazırlıyorum arkadaşlar. Maviyle açacağım çünkü turunculukları biraz da aza indirsin açarken istiyorum. 30 volüm, 30'un biraz altında açacağım çünkü çok açmak istemiyorum. 20 ile 40'ı karıştıracağım. Ne yapacağım? 20'nin yarısı kadar 40 koyacağım. Bu sefer otomatikman 25 gibi falan olacak yani. Arkadaşlar burada önden başlıyorum. Neden? Önlerimiz kapkara olduğu için. Önden başlıyorum. Arkayla ön aynı anda yetişip denkleşecektir diye düşünüyorum. Özellikle şey kullanmayacağım, termal. Sadece kulağına değmemesi için buraya koyacağım. Tabii koyamadım. Şöyle sadece buraya koyacağım. O da kulağa yanmasın, sızlamasın diye. Yine gördüğünüz gibi tam sıfır dibe gitmiyorum. Şu belli koyuluğa kadar geleceğim. En son belki çekerim, belki ıslatır çekerim bilemiyorum şu an. Ben çalışırken doğaçlama gidiyorum arkadaşlar, saça bakıyorum. Şu şekilde çok yoğun da sürmüyorum. Neden? Çünkü burayı platin yapmayacağız. Çok açık bir sarı yapmayacağız. Kumralın tonlarında olsun, ara ton istiyoruz. O yüzden çok fazla açmayacağız. Bu şekilde sadece altına termal koydum. Çünkü ısınmasın, görmek istiyorum. Çok hızlı açılsın istemiyorum. Volümü de düşük tuttum. O yüzden şöyle önden sürmeye başladım. Müşterimiz tabii bizi acele ettirdi. Ama etmeyeceğiz biz, hani yine çok. Güzel olsun. Bize okulda hocalarımız şey derdi. Acele işle normal iş arasında çok az bir zaman farkı olur. Ama acele ettiren sonradan sizi 2 saat uğraştırır derdi. Şu şekilde sürüyorum. Çok yoğun değil bakın. Evet arkadaşlar, saçımızı çok fazla açmadık. Yani bir 15-20 dakikada şu ayar iyi. Yeterli. Ben çok gerekmedikçe, çok açık bir ton yapmayacaksam bu ayarda bırakıyorum. Şimdi saçımızı yıkıyoruz. Evet, şimdi Ankara'dan gelen misafirimiz Tuana ile hem sohbet ediyorlar kızımla, hem de face light yapıyorlar. Hem gelmiş renklendirme, güzel renkler istiyor, hem korkuyor saçının yanmasından. Hem turuncu istemiyor ama turunculu renk gösteriyor. Hem vazgeçiyor hem istiyor, böyle bir müşterimiz var. Şimdi biz onu hiç dinlemedik. Güzel saçımızın o kaba market boyasını açtık. Evet. Ondan sonra çok açmadık. Şimdi face light atıyoruz. Kalan, boşta kalan bütün saçları da güzel bir kumral tonlarına boyayacağız. Ombre ve face light birlikte yapıyormuş Tuana. Sonra onları da size çekeceğim kademe kademe. Şimdi arkadaşlar boya belirleyeceğiz. Boyayı neye göre belirleyeceğiz? Turuncu, açık turuncu bir saçımız var. Paketlerini attık. Komple kalan arayı boyayacağız. 7'nin tonunu düşünüyorum ama 7'ye destek olarak 6-0. 7'nin yarısı kadar 6-0 düşünüyorum ve 7-1 düşünüyorum. Biraz da 6-1 olabilir. Yani atıyorum 20 gram, 20 gram. Bundan 7'den 40 gram olabilir. Bundan da 20 gram olabilir. Yani dördünü karıştırıp 10 volümle tüm saçı boyuyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, böyle nelerle mücadele ediyoruz görün. O gördüğünüz 30 saniyelik videolar ya da 10 dakikalık videolar. Hem paketimizi yaptık hem saçımızı boyadık. Şimdi yıkama kısmındayız. Evet arkadaşlar, saçımızın birinin finali. Ne yazık ki siz yine akşam ışığında görüyorsunuz. Şöyle çekeyim. Saçımız yıkandıkça 1-2 ton daha artacak. Müşterimiz özellikle sıcak ton istediği için hafif sıcak tonları uyguladık. Ama araya kendisi saçını temize çektiğimiz için
Kirli tonlar da kullandığımız için biraz daha araları soğuk görünüyor. Fakat birkaç kala sonra çok güzel böyle sarı bir saça dönüşecek. Böyle göstereyim. Aynı zamanda müşterilerime önerilerde bulunduğum saç uçları gerçekten çok sıvı. Çıtır çıtır yani.